Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Konjunktionen da, während, bevor. Hazırsanız dersimiz başlasın. Dilerseniz öncelikle da ile başlayalım arkadaşlar. Da, weil ile aynı anlama geliyor. Weil neydi? Çünkü demekti, değil mi? Bir şeyi neden sonuç ilişkisini kurarken ne yapıyorduk? Weil'den destek alıyorduk. Burada da da demek ki aynı anlama geliyor. Örneğimize bir bakalım dilerseniz. Ich rauche nicht. Rauchen ist gefährlich cümlelerini görüyoruz. Sigara içmiyorum. Umarım sizler de içmiyorsunuzdur arkadaşlar. Ich rauche nicht. Ben sigara içmiyorum. Rauchen ist gefährlich. Sigara içmek ne diyor? Gefährlich, tehlikelidir. Dolayısıyla şimdi ben diyeceğim ki sigara içmiyorum çünkü sigara içmek tehlikeli. Burada arkadaşlar ikinci cümlede rauchen isim olarak karşımıza çıktığı için bunu ne yapıyorum? İlk harfine, büyük harfle başlatıyorum. Bu durumda rauchen demek ki bu şekilde ele alındığında isim olarak anılıyormuş. Bu durumda ben ich rauche nicht, da rauchen gefährlich ist denildiğinde demek ki sigara içmiyorum çünkü sigara içmek tehlikelidir anlamı doğuyor. Şimdi ben yazmadım ama onu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Virgülden sonraki da yapısını cümle başına taşısaydım da olurdu. Şöyle diyebilirdim. Da rauchen gefährlich ist, rauche ich nicht şeklinde de ifade edebilirdim. Ancak burada bu şekilde ifade etmeyi doğru buldum. Diğeri de yanlış değil bu arada. O şekilde de ifade edebileceğimiz gibi bu şekilde de demek ki ne yapabiliyoruz? İfade edebiliyoruz. İkinci örneğimize bakalım dilerseniz. Wir haben keinen Fernseher. Evet, der Fernseher neydi? Televizyon, değil mi? Bizim televizyonumuz yok. Wir sehen Filme nur im Internet an. Biz filmleri nur sadece im Internet an, sadece internetten izliyoruz. Herhalde günümüzde de artık, değil mi, bu şekle bürünüyor artık. İnsanlar televizyonlardan vazgeçip internetten film izliyorlardır. Tahminim siz de öyle yapıyorsunuzdur. Şimdi buna baktığımızda wir haben keinen Fernseher. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada bir akusatiflik var. Haben'den dolayı, değil mi? Bizim televizyonumuz yok. Çünkü biz internetten, sadece internetten filmleri izliyoruz dediğimizde, bakın iki cümleyi bir araya getirdiğimde demek ki çünkü ile ne yapacağım? Temellendireceğim. Bu durumda da'dan destek alacağım. Ne diyeceğim? Wir haben keinen Fernseher, da wir Filme nur im Internet ansehen. Tabii burada arkadaşlar ayrılabilir ansehen fiili var. Ancak ne yapıyorum ben burada? Da cümlesinde demek ki ne yapıyormuşum? Bunu bir araya getiriyormuşum. Tekrar ne yapıyorum? Ayırmıyorum da mastar olarak tutmuş oluyorum. Bakın biz bunu weil ile yapsaydık ne olurdu? Wir haben keinen Fernseher, weil wir Filme nur im Internet ansehen. Aynı anlamda, sadece ne olmuş? Weil yerine da gelmiş. Cümlenin öğeleri yerli yerinde, değil mi? Ben bu yapıyı başa taşısaydım da olurdu. Bu durumda ne olacaktı? Da wir Filme nur im Internet ansehen, haben wir keinen Fernseher şeklinde de ifade edebilirdik. Üçe baktığımızda arkadaşlar, der Mann geht später zur Arbeit, später daha sonra zur Arbeit işe, demek ki adam işe sonra gidiyor. Der Mann repariert sein Auto. Adam ne yapıyor? Arabasını tamir ediyor. Şimdi neden sonuç ilişkisi nedir arkadaşlar? Adam geç gidiyor işe çünkü arabasını tamir ediyor diyeceğiz. Bu durumda der Mann geht später zur Arbeit, weil er sein Auto repariert. Weil cümlesi olsaydı ne olacaktı? Der Mann geht später zur Arbeit, weil er sein Auto repariert diyecektik. Öyle değil mi? Şimdi ben bu öğeyi cümle başına taşıyacak olsam ne olacak? Da er ya da da der Mann sein Auto repariert, geht er später zur Arbeit.
diyecektik. Dönce örneğe bakalım arkadaşlar. Die Kinder gehen früh ins Bett. Çocuklar früh neydi arkadaşlar? Erkenden yatağa gidiyorlar değil mi? Die Kinder gehen früh ins Bett. Sie sind sehr müde. Onlar çok yorgun. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde çocuklar erkenden yatağa gidiyor. Çünkü çok yorgunlar diyeceğiz değil mi? Bu durumda die Kinder gehen früh ins Bett. Da sie sehr müde sind. Weil cümlesi olsaydı ne olacaktı? Çok basit. Da yerine weil gelecekti. Bu durumda die Kinder gehen früh ins Bett. Weil sie sehr müde sind diyecektik. Cümle başına taşıdığımızda ne olacaktı? Da die Kinder sehr müde sind. Gehen sie früh ins Bett diyecektik değil mi arkadaşlar? Dilerseniz şunların bir üstünden bir geçelim arkadaşlar. Ich rauche nicht, rauchen ist gefährlich. Bu iki cümleyi demek ki birleştirdiğimde ne yapıyormuşum arkadaşlar? Neden sonuç ilişkisinden dolayı, şundan dolayı dediğimizde ne yapıyorduk? Çünkü diyorduk değil mi? Burada da weil konumunda olan, fonksiyonunda olan da'yı görüyoruz. Ich rauche nicht, da rauchen gefährlich ist. Sigara içmiyorum çünkü sigara içmek tehlikeli diyor. Değil mi cümlemiz? Demek ki bunu weil olarak da yapsaydık ne olacaktı? Ich rauche nicht, weil rauchen gefährlich ist. Ya da cümle başına taşısaydım demek ki da ile başlatsaydım cümleyi ne olacaktı? Da rauchen gefährlich ist, rauche ich nicht diyecektik. Değil mi? İkinci örneğe baktığımızda wir haben keinen Fernseher, wir sehen Filme nur im Internet an. Bu iki cümleyi demek ki bir araya getirdiğinde da ile neden sonuç ilişkisi oluşacak. Bu durumda wir haben keinen Fernseher, da wir Filme nur im Internet ansehen. Ya da da wir Filme nur im Internet ansehen, haben wir keinen Fernseher. Evet, burada arkadaşlar bu öğelerin yerli yerinde olmasına mutlaka ama mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü diğer türlü yanlış yapmış oluruz. Üçüncü örnek ne diyor bize? Der Mann geht später zur Arbeit. Der Mann repariert sein Auto. Şimdi neden sonuç ilişkisine baktığımızda der Mann geht später zur Arbeit. Da er sein Auto repariert. Ya da başa getirseydik daha iyi ne olacaktı? Da der Mann sein Auto repariert, geht später zur Arbeit. Dördüncü örnekte ne diyor bize? Die Kinder gehen früh ins Bett. Sie sind sehr müde. Değil mi? Die Kinder gehen früh ins Bett, da sie sehr müde sind. Ya da da die Kinder sehr müde sind, gehen die Kinder ya da gehen sie früh ins Bett dememiz gerekiyor. Şimdi dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich rauche nicht. Rauchen ist gefährlich. Ich rauche nicht. Rauchen ist gefährlich. Ich rauche nicht, da rauchen gefährlich ist. Ich rauche nicht, da rauchen gefährlich ist. Wir haben keinen Fernseher. Wir sehen Filme nur im Internet an. Wir haben keinen Fernseher. Wir sehen Filme nur im Internet an. Wir haben keinen Fernseher, da wir Filme nur im Internet ansehen. Wir haben keinen Fernseher, da wir Filme nur im Internet ansehen. Der Mann geht später zur Arbeit. Der Mann repariert sein Auto. Der Mann geht später zur Arbeit. Der Mann repariert sein Auto. Der Mann geht später zur Arbeit, da er sein Auto repariert. Der Mann geht später zur Arbeit, da er sein Auto repariert. Die Kinder gehen früh ins Bett. Sie sind sehr müde. Die Kinder gehen früh ins Bett. Sie sind sehr müde. Die Kinder gehen früh ins Bett, da sie sehr müde sind. Die Kinder gehen früh ins Bett, da sie sehr müde sind. Arkadaşlar şimdi de während bağlacını bir inceleyelim. Während esnasında anlamına geliyor. Örneğimize bakalım. Herr Schwarz hört Radio und liest gleichzeitig Zeitung. Ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Bay Schwarz radyo dinliyor. Zeitung lesen neydi? Gazete okumak. Gleichzeitig eş zamanlı, aynı anda anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi gleichzeitig yerine esnasında yani während yapısını ne yapacağız? İşin içerisine katacağız. Bu durumda
Herr Schwarz hört Radio, während er Zeitung liest dediğimizde demek ki Bay Schwarz radyo dinliyor, gazete okuduğu esnada demiş oluyoruz. Demek ki Herr Schwarz hört Radio, während er Zeitung liest denildiğinde ne anlamalıyız arkadaşlar? İki eylemi aynı anda yapıyor değil mi? Hem radyo dinliyor hem ne yapıyor? Gazetesini okuyor demiş oluyoruz. İkinci örneğe baktığımızda arkadaşlar, Martin surft im Internet und isst gleichzeitig Chips. Evet, Martin arkadaşlar bir erkek ismi, ne diyor? İnternette surf yapıyor değil mi? İnternette geziniyor und isst, evet, essen neydi? Yemek yemek değil mi? Chips essen, chips yiyor. Gleichzeitig demek ki aynı anda eş zamanlı yaptığı bir şey neymiş bu? Hem chips yiyor hem ne yapıyor? İnternette geziniyor değil mi? Şimdi ben gleichzeitig yerine demek ki ne yapacağım arkadaşlar? Während yapısını getireceğim. Bu durumda Martin surft im Internet während er chips ist dediğimde demek ki Martin internette ne yaparken, surf yaparken, tabii güzel Türkçe'de surf yaparken demiyoruz da ne diyoruz? İnternette gezinirken diyoruz değil mi? Ancak Almanca'da surf yapıyor şeklinde ele alınıyor. Bu durumda Martin surft im Internet während er chips isst. Demek ki chips yediği esnada ne yapıyormuş? İnternette dolaşıyormuş demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, Sabine kocht Suppe und düzeltiyorum, kochte değil mi? Bakın burada geçmiş zaman var, Präteritum. Dolayısıyla Sabine kochte Suppe, çorba pişiriyordu değil mi? Und telefonierte gleichzeitig ve aynı anda ne yapıyordu? Telefon açıyordu dediğimde demek ki Sabine kochte Suppe und telefonierte gleichzeitig. Şimdi burada gleichzeitig değil mi kaldırılacak ve bunun yerine während yani esnasında diyecek olursak ne deriz? Bakalım, Sabine kochte Suppe während sie telefonierte. Yani telefon yaptı, telefon açtığı esnada değil mi ne yapıyordu? Çorba pişiriyordu demiş oluyoruz. Demek ki aynı anda iki şeyi yapıyor değil mi? Hem çorba pişiriyor hem telefon açıyor demiş oluyoruz. Dördüncü örneğe baktığımızda arkadaşlar, wir tranken Kaffee und kauften gleichzeitig ein. Bakın burada da gene präteritum yapı var öyle değil mi? Trinken ne oluyor? Tranken ve ayrılabilir fiilde einkaufen ne olacaktı? Kauften ein şeklinde değil mi? Yorumlandığında demek ki biz ne yapıyorduk? Kahve içiyorduk değil mi? Ve aynı anda alışveriş yapıyorduk dediğimizde wir tranken Kaffee und kauften gleichzeitig ein. Şimdi burada arkadaşlar gleichzeitig yerine während yapısını getirdiğimizde ne olacak? Wir tranken Kaffee während wir einkauften denildiğinde demek ki ne yapıyoruz? Biz kahve içiyorduk değil mi? Alışveriş yaptığımız değil mi? Alışveriş esnasında, alışveriş yaptığımız esnada kahve içiyorduk anlamına gelen wir tranken Kaffee während wir einkauften cümlesini görüyoruz. Demek ki während esnasında anlamına geliyormuş arkadaşlar. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim. İlk örnekte arkadaşlar Herr Schwarz hört Radio und liest gleichzeitig Zeitung cümlesini görüyoruz. Şimdi burada gleichzeitig yani aynı anda eş zamanlı anlamına gelen bu gleichzeitig yerine während yapısı yani esnasında yapısını getirdiğimizde ne yapıyoruz? Herr Schwarz hört Radio während er Zeitung liest demiş oluyoruz değil mi? İkinci örnekte ise Martin surft im Internet und isst gleichzeitig Chips. Martin ne yapıyor? İnternette dolanıyor ve aynı anda chips yiyor dediğimizde değil mi? Gleichzeitig kelimesini görüyoruz. Bunun yerine esnasında yani während yapısını getirdiğimizde ne yapacakmışız? Martin surft im Internet während er Chips isst diyecekmişiz. Üçüncü örnekte ise Sabine kochte Suppe und telefonierte gleichzeitig. Sabine ne yapıyordu arkadaşlar?
çorba pişiriyordu ve aynı anda ne yapıyordu? Telefon açıyordu, değil mi? Bakın burada preteritum yapı kochte ve telefonierte görüyoruz. Sabine kochte Suppe während sie telefonierte denildiğinde demek ki biz bunu ne yaptık? Während yapısıyla pekiştirmiş olduk. Dönce örneğe baktığımızda wir tranken Kaffee und kauften gleichzeitig ein. Demek ki tranken ve einkauften, değil mi? Neymiş? Präteritum yapı. Gleichzeitig yerine während diyecek olursak demek ki wir tranken Kaffee während wir einkaufen demiş oluyoruz. Dilerseniz şimdi de bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Herr Schwarz hört Radio und liest gleichzeitig Zeitung. Herr Schwarz hört Radio und liest gleichzeitig Zeitung. Herr Schwarz hört Radio, während er Zeitung liest. Herr Schwarz hört Radio, während er Zeitung liest. Martin surft im Internet und isst gleichzeitig Chips. Martin surft im Internet und isst gleichzeitig Chips. Martin surft im Internet, während er Chips isst. Martin surft im Internet, während er Chips isst. Sabine kochte Suppe und telefonierte gleichzeitig. Sabine kochte Suppe und telefonierte gleichzeitig. Sabine kochte Suppe, während sie telefonierte. Sabine kochte Suppe, während sie telefonierte. Wir tranken Kaffee und kauften gleichzeitig ein. Wir tranken Kaffee und kauften gleichzeitig ein. Wir tranken Kaffee, während wir einkauften. Wir tranken Kaffee, während wir einkauften. Şimdi arkadaşlar before bağlacını görelim. Before önce anlamına geliyor. Örneklerimize bir bakalım. Wascht euch die Hände. Evet, ellerinizi yıkayın. Bakın burada imperatif, yani bir emir durumu söz konusu. Ne diyor? Ellerinizi yıkayın, değil mi? Wascht euch die Hände. İkinci cümleye baktığımızda setzt euch an den Tisch. Evet, sofraya oturun ya da masaya oturun anlamında, değil mi? Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar? Masaya oturmadan önce ellerinizi yıkayın dediğimizde before'dan destek alacağız. Yani önce bağlacından. Bu durumda wascht euch die Hände before ihr euch an den Tisch setzt dememiz gerekiyor. Demek ki wascht euch die Hände, ellerinizi yıkayın, before ihr euch an den Tisch setzt, sofraya oturmadan önce demiş oluyoruz. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. Das Kind trank Milch. Çocuk ne yaptı? Süt içti. Bakın trank, değil mi? Präteritum yapıyı görüyoruz. Es legte sich schlafen. Legte, uzanmak, yatmak anlamında, ki bu da präteritum. Sich schlafen, legen. Güzel Türkçe'de de öyle deriz ya arkadaşlar. Uykuya yatmak, değil mi? Uykuya, yani uyumak üzere yatmak anlamına geliyor. Türkçe'de de öyle deriz, değil mi? Şimdi düşündüm. Şimdi ben ne diyeceğim? Çocuk süt içti uyumadan önce diye çevirelim isterseniz bunu. Bu durumda das Kind trank Milch bevor es sich schlafen legte, değil mi? Uyumadan önce ne yaptı? Demek ki süt içti demiş oluyoruz. Üçüncü örneğe baktığımızda Ute duscht jeden Morgen. Ute bu bir kadın ismi arkadaşlar. Her sabah ne yapıyor? Duş alıyor. Nachher frühstückt sie. Sonradan kahvaltı yapıyor. Şimdi ben bunu before ile, ama bu sefer before yapısını başa da taşısaydım olurdu arkadaşlar. Demin ne yaptık? İki cümleyi bir araya getirmek adına before bağlacını ortaya getirdik. Ancak başa getirseydik de olurdu. Bu durumda before Ute frühstückt, duscht sie jeden Morgen diyebiliyormuşuz. Ve son örneğe baktığımızda arkadaşlar, unsere Mutter putzt die Wohnung, annemiz evi ne yapıyor? Temizliyor. Sie fährt in den Urlaub, ne yapıyor? Tatile gidiyor. Şimdi diyeceğiz ki annemiz
tatile gitmeden önce ne yapıyor? Evi temizliyor. Bu durumda bevor unsere Mutter in den Urlaub fährt, putzt sie die Wohnung dediğimizde demek ki ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bu sayede de demek ki before ile cümleyi ne yapmış oluyorum? Bağlacımı kurmuş oluyorum. Ancak ne yapmışım burada? Cümlenin başına taşımışım. Dilerseniz bunların şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. İlk örnekte arkadaşlar demek ki wascht euch die Hände, ellerinizi yıkayın. Setzt euch an den Tisch, sofraya oturun dediğimizde ne yapabiliyoruz demek ki? Before ile bu iki cümleyi bir araya getirebiliyoruz. Before ne demekti arkadaşlar? Önce. Bu durumda ne diyoruz? Sofraya oturmadan önce ellerinizi yıkayın. Wascht euch die Hände, bevor ihr euch an den Tisch setzt. İkinci örneğe baktığımızda das Kind trank Milch, es legte sich schlafen. Bu iki cümleyi demek ki bevor ile bir araya getirdiğimizde das Kind trank Milch, bevor es sich schlafen legte. Üçüncü örnekte Ute duscht jeden Morgen, nachher frühstückt sie. Bakın nachher sonradan demek, bu durumda nachher ne olacak? Bunu kullanmayacağım çünkü bunun yerine before kullanacağım. Ancak before bu sefer ne yapabilirim? Cümlenin başına da taşıyabilirim. Baktığımızda demek ki before Ute frühstückt, duscht sie jeden Morgen şeklinde de ifade edebiliyormuşuz. Dördüncü örnekte ise unsere Mutter putzt die Wohnung, annemiz ne yapıyor? Odayı ya da odadan ziyade ev demekti değil mi die Wohnung? Evi ne yapıyor annemiz? Temizliyor. Sie fährt in den Urlaub, o tatile gidiyor. Şimdi diyeceğiz ki annemiz tatile gitmeden önce ne yapıyor? Evi temizliyor. Bevor unsere Mutter in den Urlaub fährt, putzt sie die Wohnung. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzla tekrarlayalım. Wascht euch die Hände. Setzt euch an den Tisch. Wascht euch die Hände. Setzt euch an den Tisch. Wascht euch die Hände, bevor ihr euch an den Tisch setzt. Wascht euch die Hände, bevor ihr euch an den Tisch setzt. Das Kind trank Milch. Es legte sich schlafen. Das Kind trank Milch. Es legte sich schlafen. Das Kind trank Milch, bevor es sich schlafen legte. Das Kind trank Milch, bevor es sich schlafen legte. Ute duscht jeden Morgen. Nachher frühstückt sie. Ute duscht jeden Morgen. Nachher frühstückt sie. Bevor Ute frühstückt, duscht sie jeden Morgen. Bevor Ute frühstückt, duscht sie jeden Morgen. Unsere Mutter putzt die Wohnung. Sie fährt in den Urlaub. Unsere Mutter putzt die Wohnung. Sie fährt in den Urlaub. Bevor unsere Mutter in den Urlaub fährt, putzt sie die Wohnung. Bevor unsere Mutter in den Urlaub fährt, putzt sie die Wohnung. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde da, während ve before bağlaçlarını görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.